İtalyan erkeklerimi, Türk erkeklerimi neden? Konuk olan onlar. İkisi de. İtalyan diye bağırmaya gerek yok. Evet, buyurun efendim. İtalyan erkekleri de çok hoş ve çok yakışıklı ama Türk erkekleri. Tamam, ortalama bir şey var. Evet, soru aslında Periye'ydi. Buyurun efendim. Sevgili dostum, yaptığın esprilerle Türk halkının ve gençliğin kalbinden vuruyorsun her zaman. Seni çok seviyorum. Çok sevimsiniz efendim. Biz dostuz aslında çocuklar. Yaptığın her espri benim çok hoşuma gidiyor. Çok teşekkür ederim. Zaten sizi yüceltmeyen bir şaka yapmıyorum efendim. Canım benim, biliyorum. Harikuladesiniz. İtalyan erkeklerini, Türk erkekleri boş verin, konuşmayın. Şimdi bunu en çok doğru düzgün ben bilirim. Çünkü 4 yaşından beri Roma'da büyüdüm çocuklar. Yani hani bana birdenbire delirip de millet Romalı demedi. Ben cidden Roma'da evi barkı olan bir insan. Ailemin götürdüğü için ben oradaydım. Ama... Ama o kadar çok ülkeme aşık ve o kadar çok hasret çekiyordum ki bu hasretimden Türkiye'ye geldim. Önce bir açıklığa kavuşturayım şu Romalı'yı. Sayın Romalı Perihan, buyurun. O yöne hitap ederseniz burada konuyu babalamaya çalışan bir takım genç, üniversiteli, liseli arkadaşlar var. Bu, onlar çok şey olmayabilir. Yani peki, çok sağlam ayakkabı olmayabilir. Arkamı dönmüş olmak istemiyorum. Hepinize ama bir hoş geldiniz böyle, yani böyle. İtalyan erkeği. Ya bu konuyu aslında gelse, İtalyan, bakın, İtalyan erkeği. İtalyan erkeği başlık. Sual, cevap verdir. İtalyan çocuk erkeği, yüz ölçümü. Bir dakika. Buyurun. Fikrimi öğrenmek istiyor musunuz? Ya hiç bunu merak etmiyorum ama işte şaka olsun falan filan diye. Yani Türkiye'yi çok sevmeseydim erkeğiyle, kadınınla, çocuğuna, vatanımın her şeyi çok güzel. Onun için Türkiye'ye geldim. Türk erkeği gibisi de yok. İster misiniz bu güzel, bu anlamlı sözler üzerine Memleketim şarkısını hep birlikte söyleyelim. Buyurun Perihan Hanım, buyurun. Ben biraz sonra başka bir şarkı söyleyeceğim. Memleketim İnan şarkısını biliyor musunuz efendim? Ama ben... Lütfen, 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 lütfen. Babalamanın alemi yok. Niye yaptığınızı biliyorum. Yapmayın. Evet. Evet. Peki efendim. Peki. Çok yüksek sesler çıkarmak için diyafram nasıl kullanılmalı Sayın Romalı Perihan? Çok büyük bir teknik isteyen bir şey bir. İkincisi içki ve sigara yasak. Zaten içmiyoruz. Kulağınızı çekerim bak. Ciddi söylüyorum. Yasak cidden. Yani ses öyle bir çalışmalarınız varsa dikkat edeceksiniz. Uykunuza dikkat edeceksiniz. Hatta aşkınıza bile dikkat edeceksiniz. Türkiye'de sigara ve içki içme yaşı 54 yaşa indirildi. Ben bunu tasvip etmiyorum. Canım. Ses sanatçısı olmak için veya tiyatro sanatçısı olmak için ses tellerini dikkatli kullanmak lazım. Yani alkol ve sigara cidden rahatsız ediyor. Bakın ben bu yaşta, sizden çok büyüğüm çünkü. Yapma. Mutluyum ama. Çok mutluyum. İyi ki bu yaşa geldim. Çok şükür. Çok şükür. Biraz önce dua ediyordum. Hamdolsun ya Rabbi diye. Biliyor musunuz? Çünkü bugüne gelip sağlıklı olmak, zinde olmak, enerjik olmak her yiğidin de harcı değil. İşte dikkatli yaşarsınız. Siz, özür dilerim efendim, siz masaya vurdunuz böyle nedenle. Maşallah. Maşallah anlamında. Siz niye masaya vurmadınız? Ben vurmadım yani. O dinliyor. Ben cam dalmışım. Siz Cem Adrian'ı tanıyor musunuz? Hayır, tanımıyorum. Cem Adrian'ı tanımıyorsunuz. Cem Adrian, evet. Efendim şimdi Cem Adrian size karşı korkunç kıskançlık içerisinde olan bir insan. Öyle mi? Ve orada bu kızın takan tokon diye masaya vurması sırasında o diye oturması da bu yüzden. Çok kıskanç bir insan. Çok şeker bir beyefendi. Teşekkür ederim. Yok Perihan Hanım o kadar güzel anlatıyor ki ben de dalmıştım. Dinliyorum. Bütün erkekler, bütün erkekler beğenir bence. Evet, buyurun. Evet. Şimdi efendim, sizin ses renginiz nedir? Efendim, benim ses rengim İtalya'da teşhis konuldu doktorlar tarafından. Sopranoyum. Sopranosunuz. Sopranoya alkışa gerek yok. Mesela, evet. Siz efendim? Benim durum biraz karışık. Evet. Ses. Kıskançlığı. Ses, biraz ses. Çok çekingen bir çocuk yani. Aslında şarkı söylemeye de yeni başladı. Aslında şöyle, ben de gribim. Onu söyleyeyim en başta. Ben de çok fenayım gerçekten. Yani günlerden beri şu geçmeyen hastalıktan. Evet. Hani biz pazartesi günü bu hastalıkla ilgili muhabbet kralı yapıyoruz. Doktorlar falan gelecek. Bu çok saçma sapan bir durum var ortada. Devam. Ama bir ses vardır. Cepte mepte bir yerde bir şey var mı? En azından... Vay, ama şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz sonra ben zaten bir türkü söyleyeceğim. Zaten söyleyeceksin ama yani bir ses rengini ifade eden bir şey. Çünkü Perihan'cığım seni tanımadığı için söylüyorum. Yani bu maymunu beni affedin çünkü ben hem radyo ve televizyonda o öcüleri görmekten artık gına geldi. Tansiyonum falan fırladı. Doktor bana yasak etti. Neredeyse 3,5 senedir sadece sizi seyrediyorum. Bir de birkaç tane güzel programlar var. Kapatıyorsunuz herhalde çünkü... Sabaha kadar seyrediyorum. Geçen gece bağırmışsın Pericim diye. Facebook yıkıldı. Bu gençler bana neler yaptılar. Pericim diye bağırınca Facebook mu yıkıldı? Evet. Ama gençler Facebook'ta biliyorsun. Peki. Siz ses renginizi belli eden bir ses çıkarır mısınız? Önce siz çıkarın efendim. Ses renginizi... Kıskanç bir insansın ki, o kadar kıskanç bir insansın ki. Bak, bak. Kadın tonu ama, çok güzel. Kadın tonu. Sahtekar, sahtekarsın. Sahtekarsın, bunca yıldır benim programıma kadın tonuyla katılıyorsun. Çok özür dilerim. Senin yüzün... Harika. Sahtekar, yıllarca programımıza Romalı Perihan'ın katılamama nedeni işte bu adam. Kadın tonuyla programa katıldı. Şimdi nasıl? Gördün, hemen geçtin adam tonuna. Nasıl ama çok acayip bir adamdır efendim. Çok güzel. Genç. Çok güzel diye küçümseyin siz de onu böyle. Çok güzel. Bir dakika ama o benim küçüğüm. Evet ama o bir çok ikram ettiğimiz bir çikolata değil. Çok güzel de ben almayayım. Ne diyeyim? Okan benimle kavga etme bu akşam bak. Hayır kavga etme. Çok hastayım. Sana her şeyi sinirleniyorum. Sana çok güzel bir sürpriz de geldim. Yapma. Hepinize büyük bir sürprizim var bu akşam ama. Herkese. Ve bir ilk. Bir ilk. Türkiye'de ilk defa bir televizyonda bir ilk yapacağım sizlerin huzurunuzda mı? Evet. Evet sevgili izleyenler, Türkiye'de birazdan ilk defa bir ilk yapılacak ve lütfen televizyonlarınızı kapatın. Ne yapacağını bilmiyorum. Herkes programı kapatsın. Hiç reyting filan umurumda değil. Zaten saat 1'den sonra başlıyoruz. Lütfen kapatın. Bu ilk defa yapılacak ilki lütfen göstermeyin. Çocukları, yaşlıları, hastaları ekran başından alın. Okan'cığım benden ne bekliyorsun? Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk olsun. Ben Vatan Şaşmaz çok sıkıldı. Hiç ona laf düşmedi diye. Ne kadar? Estağfurullah. İzliyorum. Vatan çok şeker bir dostum. Kim efendim? Vatan Bey. Çok eski tanışıyoruz. Eski tanışıyoruz. Sen de kıskanma. Çok tatlısınız. Peki. Peki efendim. Ay ay. Sizle devam edelim. Rönesans nedir acaba? Rönesans nedir? İtalya'da... İtalya, tabii İtalya aldın kopyayı Sayın Romalı Perihan'dan İtalya diye devam et. Rönesans nedir hanımefendiciğim? Ben mi? Hayır. Evet tabii ki sen, evet. Buyurun. Rönesans nedir? Söyledim ya işte yeni çağ. Çocuk. Ya yani. Tamam senin bilmen normal, onun bilip bilmediğine bakıyorum. Ha, benimki anormal mi? Bilmiyorum ama sen de sert bir kıza benziyorsun. Peki, şimdi...